الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات Antika bir yer inşallah. Hep yeni var, yeni var diye yapmadığımız ama bizim de ihtiyacımız var buna. Kim ne kadar istifade ederse. Tamam. Şualar 262. Ma asabeke min hasenatin fe min Allahi ve ma asabeke min seyyati fe min nefsik. Elhasıl. Vücut kainatları ve hadsiz adem alemleri birbirleriyle çarpışırken ve cennet cehennem gibi meyveler verirken ve bütün vücut alemleri elhamdülillah elhamdülillah ve bütün adem alemleri Subhanallah, Subhanallah derken Adem, Hasan ne demek Adem? Yok. Yokluk. Yokluk alemleri Subhanallah, Subhanallah diyormuş. Yok diyemez ki Subhanallah. Yokluk var mı? Yokluk var mı Şeyh Murat? Var yok ama yani. Zamansız zaman, mekansız mekan. Çok güzel. Yok ama var aynı zamanda. Evet. Var. Mutlak mutlak adem yok. Adem mutlak. Çok adem var ki. Kainatta adem var. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvarmış. Adem. Vücud ilmiye. Mesela bir sinema ekranı yoksa filmi nerede göstereceksiniz? Nerede yansıyacak? Şimdi vücudu nerede inşa edeceksiniz? Vücut. Adem vücudu olsa vücut üzerine vücut olmaz. Vücut üzerine vücut olmaz. Yani flash bellekte yok olacak ki bir şey yerine bir şey koyabilirsin. Evet. Hmm. Ama flash bellek var. Ziya'yı da aynı şekilde alabilir miyiz? Abi? Mesela atom olmadıktan sonra yok. Foton açığa çıkmıyor. Vurmadığı için bir yer. Yani güneş ışınları her zaman geliyor ama... Yani güneşten ziya, onu mu kastediyorsun? Evet, tamam. Ziya geliyor, hala foton. Atoma çarptığı zaman ısı, ışık ve nur, renk ortaya çıkıyor. Yani varlığa çarpınca. İşte aynı bunun gibi ziyayı vücut diyelim. Vücut bir paketti. Adem'e çarpıyor. Ortaya çıkıyor. Ama Adem mekansız mekan, zamansız zaman, vasıfsız vasıf yok. Ama vücudu 59 mektubatta diyor. Buraya okuyayım da oraya da okurum. Ondan sonra açılımını yapacağız defterden. Bütün vücut alemleri elhamdülillah, elhamdülillah ve bütün Adem alemleri Subhanallah, Subhanallah derken ve ihatalı bir kanun-u mübareze ile, yani kanun-u mübareze orada da var. Kanun-u mübareze çarpışılmaz. Evet. Yani birbirini yok etme. Birbirine galip gelme. Adem'le vücut çarpışıyor. Mübareze ta oradan var. Geliyor hak batıl. Ondan sonra karanlık nur. İman küfür. Hak batıl. Yani ta gele gele kadın erkek. Günah sevap. Ta dibi böyle. Kanun mübareze ta oradan.
İşte ben böyle şeyi biraz karpuz şeylerini kesip içini görmek çok istiyorum yani. Sevdalısıyım onun. Mesela bu insan bu dünya niye gelmiş? Klasik bir cevap var. Nedir o klasik? İmtihan için. İmtihan için. Doğru. Daha mı klasik böyle? İçerisi dolması lazım. İçerisi dolmasa Allah'a bir sürü sorular getiriyor. Hani sen biraz önce kulak verdim de çaydan sonra gömlemi çıkarırken. Yani bir solcuyla konuşuyoruz ama şart koşuyorum dedin. Yani ben sana bir şey konuştuğum zaman ama işte Türkiye ama İran demeyeceksin dedin. Yani biz ilmi konuşuyoruz. Sen İran'dan bahsediyorsun. Ama Müslümanlar şöyle. Ben sana Müslümanlardan bahsetmiyorum ya. Bir doğru mu yanlış onu konuşuyoruz. Bu da böyle. Evet. Yani imtihan. Hemen sorusu gene geliyor. Allah bizi bilmiyor muydu? Ne ihtiyaç vardı gibi. Oysa imtihanın içerisinde Adem alemlerini fark edip vücut alemlerini inşa etmek ve inşa ederken inşa ediliyorsun. Adem alemlerini fark ederek vücut alemlerini inşa etmek. Dolayısıyla re'sul malımız olan, ana sermaye olan istidat ve kabiliyetlerimiz neşunema buluyor. Peki Hasan abi, Adem mahluk mu? Değil. Ama mesela... Adem mutlak da değil. Ama mahluk da değil. Peki sana şöyle diyeyim. Sen kimya mühendisi değil mi? Ben kimyager olsam. Kimyager. He. 4 sene şey. Kimyanın mevzusu nedir? Eşyası? Sırf maddedir yani. Maddedir. Maddeyi kaldırırsan kimya olur mu? Olmaz. Peki. O zaman senin lisanla konuşacağım. Adem nedir? Eşyanın birbirine karşı iletişimini bize ifade eden kimya. Eşyanın dili ise fizik. Atomu kaldır. Kimya denen bir şey olur mu? Olmaz. Atomu kaldır. Fizik denen bir şey olur mu? Olmaz. İnsanı kaldır. Tıp olur mu? Olmaz. Kainatı kaldır. Matematik hala var. Sıfır var çünkü. Sıfır da matematiktir. Evet. Ve Big Bang diyoruz. Şu kadar milyar, 10 üzeri bilmem ne sene önce patladı. Ondan öncesi yok diyemezsin ki. Gene matematik var. Sıfır çünkü o zaman var. Matematik nedir? Yani bakın, kimyanın konusu olan mevcudatı kaldır. Mevcudatı kaldır, kimya yok. Ama mevcudatı kaldır, matematik hala var. Matematik vacip midir? Hayır. Mahluk mudur? Hayır. Realitesi yoktur. 5. Eşyası var mı? Vücud haricisi var mı? Berzah işte. Adem. Adem. Matematik Adem'dir. Vücudu yoktur. Vacip de değildir. İşte matematiği felsefesini yapanlar Kur'an'ın bu ifadesine aşına değilse, bilmiyorsa iki tane felsefe çıktı değil mi matematik hakkında? Bir tanesi matematik bizi ciddi bir yanılgıdır. Matematik denen bir şey yoktur. Yanılgıdır. Biz onun. Peki ona soruluyor. Matematik yoktur. Yanılgıysa bütün fenler onun üzerine kurulmuş. Yanılgının üzerine mi kurulmuş varlık? O da olmaz. O da olmaz. İkincisi, matematik her şeyin başı olmamakla beraber başı. Her şey, yani bütün fenlerin, bütün varlığın zemini olduğunu söyler. Bu kim? Matematik değil. Matematik felsefesi bu. Şimdi niçin ben buna girdim, o soruna cevap var mıdır? Şimdi hani derler ya, elmayı kim yaptı? Ağaç yaptı. Ağacı kim yaptı? Ona gidiyor. İşte sütü kim yaptı? Peki Allah'a kim yaptı? Sorusu oluyor ya. Aynı bu soru gibi. Kimya ilminin kaynağı, maddedir. Arkaya git. Ama maddenin kaynağı yoktur. Kimyanın kaynağı vardır. Fiziğin kaynağı vardır. Efendim, astronomi kaynağı vardır. Tıbbın kaynağı var. Matematiğin kaynağı yoktur. Karanlığın kaynağı yoktur. Bunlara ne deniliyor? Berzahtır. Matematik vuhaşa vacip değil. Mahluk da değil. Duruşuna bakarsan ezeli ve ebedi gibi duruyor. Olsun. Çok ilginç. Sonu ve başı yok. Yok. Yani nesneye bağlı bir vücudu yok.
Ama nesnelerde ifade edilir. Olsuz olmaz. Ne olsa da olmaz, nesne olsa da olmasa matematik vardır. Ama nesne yoksa kimya yoktur, fizik yoktur. Hatta matematik yoksa kimya fizik yoktur aslında. Yoktu işte. İşte onu dedim ya. Yani her şeyin, bütün fenlerin zemini, bütün fenlerin zemini olan matematik yoksa yokluk içinde mi kurulmuş? İşte Adem'dir. Çok uzatmış. Tam oturuyor şimdi kafaya. Oturuyor değil mi? Evet. Şimdi bana beş göster mi göster mevcudattan? Yok. Yok ki. Yok öyle bir şey. Beş tane bir şey yok. Ama fiziği onsuz kullanamayız. Kimyayı da kullanamayız. Beşsiz yoktur. Hiçbir şey yapamazsan. Tıp bile yapamaz hiçbir şey. İşte bu dünyaya niçin geldik? İmtihan. Ya bana duymuyor pek bu kelime. Tamam. Ecdadım vesaire. Sizin ne olduğunuz görmenizi istiyorum diyor Cenab-ı Hak. Ya ne demek? Adem alemlerini fark edip vücut alemleriyle inşa olmak. Bunun dindeki ismi imtihan. Adem alemlerini bu şekilde fark etmek. Daha gireceğiz daha dur. Bununla ilgili bir sorum daha var da sana sor. Bir belki. Sorayım şimdi. Sor abi. Hasan abi mesela Allah Nur Muhammed'i yarattı ya sana abi. Yani Esma bir nokta tecelli etti ya. O tecelli ettiği noktada Adem mi Hasan abi? Adem üzerine mi? Adem üzerine. Adem yani. Ya Adem üzere değil, Adem gibi de diyebilirsin. Yani o ettiğin nokta mı? Evet. Zemin diyorum yani. Evet, zeminsiz zemin. Zemin yok orada. Orası Adem değil mi aslında? Adem. Adem oradan başlıyor. Yani şöyle düşün. Allah haşa, bir şey anlamak için. Allah varken hiçbir şey yoktu. Allah'ın ne yaratması, yani ne yaratmışsa. Mesela Nur Muhammed mahluk değil. Evet. Ama vacip değil, mahluk değil, berzahtır. Kabir mesela. Ahiret değil, dünya değil, berzahtır. Allah'ın dışında berzah dahi olsa, ilmi vücut dahi olsa, varlık adına yani vücudu haricisi olsun veya vücud ilmisi olsun. Ne başlamışsa başlasın, Ademsiz olamaz. O zaman Adem'le başladı. Adem'le. Adem de başladı. Adem'le. Beraber ikisi de başladı. Açıkçası. Evet, vücut Adem aynı. Yani ayırt edemez, mümkün değil. Esma ile vücudu ayırt edebilir misin? Edemez. Yok. Edemez. Ademsiz vücut olamaz. Vücutsuz Adem olamaz. Olamaz. Böyle bir şey düşünülemez. Yani sıfır da yoktu, bir de yoktu. İkisi beraber yaratıldı. Evet. O zaman Rabbimiz ikisinin de arkasında. Tabii ki. Bambaşka bir şey. Ya. Aklımız almaz o zaman orasını. Niçin almaz? Ama biz sırf akılla donatılırsak, böyle aklımız almaz diye kenara koyarsan akılsız olursun. Çünkü akıl anlamadığını bildiği yerde haddini bilir, kalbe der ki selam sana, yol sana açık. Biz sırf akılla mıyız? Aklın kaynağı neresiydi? Nereden verilmişti bize? Lef-i Mahfuz. Biz Allah Resulü Lef-i Mahfuz'dan aşağı zaman çıktı. Akıl yok. Orada yok. Aklın son mertebesi, hani terakkisi, çıktığı kaynaktır. Elmayı geri götürün. Elma, tomurcuk, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gider mi? Gidemez. Akıl, geri git, Lef-i Mahfuz. Bittim. Alemler var. O zaman kalbin iki tane ayağı var. Makesi efkarı dima. Mazar hissiyatı vicdan. İki ayak. İkisinin cemi kalp ama kalpte başka bir şeyler de var. Bir ayağı dima. Yani dima derken kafa. Bu kafanın içerisinde 7 tane mertebe var. Akıl bir tane. Akıldan sonra ne var? Taakkuldan sonra tasdik. Sonra izan. Ne olacak? Akıl yetmez diye şimdi kenara koysan izanın ne olacak? İltizamın ne olacak? İtikadın ne olacak? Yine aşağıya akıl diyor ki kalbe. Benim kanatlarım yok diyor. Ben ayağım var diyor. Yani mekan ve zamana bağlıyım. Mekansız ve zamansız düşünemem. Onun için dinsizler mekansız ve zamansız düşünülemeyeceğinden dolayı akla zamansız ve mekansız sorular sorarlar. Zamansız ve mekansız işte şey, aklın arkasıdır. Adem vücutları. Giriyorsun kalbe, vicdana. Matematik mesela
akıl almayacak bir şeydir. Kimya akıl alıyor. Zaten aklın türettiği, ürettiği maddenin türevidir kimya, fizik. Matematik öyle değil. Matematik bütün fenlerin ifade edildiği zeminsiz zemin. Vücutsuz vücut, varlıksız varlık, vasıfsız vasıf. Yoktur. Felsefe, matematik felsefecileri, matematik yoktur, bir yanılgıdır diyor. Yok, matematiğin vücudu yok. Yani bir şeye bağımlı olarak çıkan bir şey değil. Bunu akıl anlamaz. Niye? Adem vücutlarından olduğu için. İşte Adem alemleri yok ki nasıl subhanallah subhanallah diyor demiştin değil mi? Var değil mi şimdi? Ama vücut cinsinden değil. Vücudu ilmi. Hasan abi şöyle bir şey var. Sen bir dersinde şey demiştin. He. Esma sıfatın üzerinde tecelli ediyor demiştin. Yani ya doğru ben evet. Ben şu an. Peki o zaman burada Adem nerede? Yani sıfat. Sıfatta. Sıfatta mı? Evet. Sıfatın bir şey. Evet. Esma sıfatın daralma, üzerinde tecelli. Evet. Bunalmak. Evet. Onlar da öyle değişik değişik. Mesela vücutta değilsen Adem desin. Mesela yapalım. İki tane silsile. Bir vücut alemleri, bir Adem alemleri. Vücut alemleri cemal. Elhamdülillah, elhamdülillah. Adem alemleri celal ve Adem alemleri subhanallah, subhanallah hesabına çalışıyor. Ta bu, oradan başlıyor. Adem, vücut, şeytan, melek, küfür, iman, batıl, hak, karanlık, aydınlık, alçak, yüksek. Burası hepsinin kesiştiği bir kavşak dünya. Vesvese ile şey diyor abi, ilham diyor. Hayır, o da. Çok o enteresan değil mi abi? Vesvese çok enteresan. Ile. Çok enteresan. Vesvese, demek ki yani vesvese ilham. Yani, Adem vesvese. İlham. O zaman şimdi burada hep zıtları zikrettiğine göre vesvesenin tam zıttı ilham oluyor abi. Evet. Çünkü vesvese şeytanın konuşmasıdır. Şey ise, ilham ise meleklerin konuşmasıdır. Ama melekler mikrofonuyla Cenab-ı Hakk'ın konuşmasıdır aslında değil mi abi? Yani tabii. Yani, ama o vasıtayla konuşuyor. Mesela diyelim ki o kalitesi yükselirse vahiy oluyor. O da yani bir konuşmaktır. Ama konuşmanın çeşidi. Vahiy, ilham. Hayvanattan tut ta ki en büyük velilere kadar değil mi? Evet. Yani ilhamın çeşitlerine bak. Çeşitleri mesela var. Cenab-ı Hak tavuğa yumurtayı ilham ediyor. Yumurta yapmaya ilham ediyor. Tavuğa baksan çıkan şey tavukla alakası yok yani ilham. Bak şurada diyor ki 59 mektubat. Ha şurayı bitireyim de ondan sonra. Adem alemleri subhanallah subhanallah derken ve ihatalı bir kanunu mübareze ile melekler şeytanlarla ve hayırlar şerlerle ta kalbin etrafındaki ilham ve vesvese ile yani Adem ta buradan başlıyor. İlham ve vesvese ile dediğin mücadele ederken ta bizim kökenimiz oradan mücadele devam ediyor. Abi nereden çıktı be falan hani diyoruz ya. Canım çıkıyor, sıkıntı oluyor. Bazen buhran, bunalım, bazen de huzur, neşe, saadet. Bunlar cemal ve celal diyor. Ta kökenimizde bizim mücadele var. Kökenimizde var yani. Adem vücut, iman küfür, hidayet dalalet, karanlık nur, tamam mı? Hak ve batıl, iyi adam kötü adam. Acayip bir şey ya. Celal ve cemal. İlham vesvesiyle mücadele ederken mücadele ediliyor. Birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder. Meleklere iman iki önümüzdeki meleklere iman varlığı onaylıyorsun. Varlığın onaylaması. Bak burada bir şey diyor. Cenab-ı Hak öyle bir kaderi mutlaktır ki Allah acayip bir şey. Allah
başka bir şey. Bir daha söyleyeceğim. Allah başka bir şey. Bir daha beynimize 25. kare olsun. Allah başka bir şey. Bizim dünyamız başka bir şey yani. Yani bizim bildiğimizin dışında başka bir şey. Evet, başka bir şey. Çünkü ihata edemiyoruz zaten Cenab-ı Hakk'ın yani tam olarak. Zaten. Bak, yani. Acayip bir şey. Cenab-ı Hak öyle bir kadir mutlaktır ki. Allah'a bak şimdi. İnsan keyif alıyor biliyor musun? Allah'ı tanıdıkça, tövbe yani ya Rab affet, tövbe. Her şeyden sıyrılmış, hiçbir şeyi gözüne görmüyor. Allah'a yemin ederim, cennet de cehennemmiş, Cebrail'miş, arşmış. Hiçbir şey gözün görmüyor, diyor yani. Ya. Bunu kainata dışarıya bakarak göremeyiz. Yok. Ancak burada. İçeriye doğru. İçeride. Dışarıda öyle bir şey yok. Dışarıda konuşunca işte küfür oluyor. Üstad bunu birinci basamakta... Dışarıda küfür, içeride huzur. Okuyacağım burada. Halbacı mazur. Ama demeyecekti dışarıda. Demeyecek. Çıkmayacaktı dışarıya. Ne işin var senin? Namahremler seyrediyor seni. Namahremler bakmayacak ya. Sen de fazla deme abi. Tamam abi. Söz inşallah. Ağzımı tutacağım. Bir kaba taslak geçeceğim. İçeride öyle bir şey yok. İçeride. Üstad Miracını Ayet-el Kübra ile. Bir de dördüncü şua. Dördüncü şua. Yani Miraç Ayet-i Kübra'dır. Miraç o alemdeki yaşadıkları dördüncü şuadır. Unutmayın. Yaşadıklarını tövbe. Bir kısmını haberdar etti bizi. Dördüncü şua. Sakın ha dördüncü şua Miraç demeyin. Miraç Ayet-i Kübra'dır. Yöntemi, yolu odur. Yani sistemi odur. Tevhid. He, yani odur. Ama orada mazhar olduğun mevhibe ilahiye işaretler etmiş. Alametler koymuş. Çünkü gidip gelmiş bir şeyler demiş. O da dördüncü şua. Dördüncü şua. Bir kısmı. Evet, işaret. Yani aç kendin gir, kendin bul. Evet. Ağzımızı tutmaya çalış. Yani içeride bunlar. İçeri. Cenab-ı Hak, ya çok acayip bir şey yani. Kopman çok zor. Yani girmek çok zor veya şey diyeyim, tövbe. Girmek çok kolay içeriye. İçeriden hisseden bir ruh o hakikatını, aşkını, maşukunu görüyor ya. Yani kopması, inmesi çok zor. Manadan da kopmak. Onun için onlara bayağı hak veriyorum. Yani Allah'cı Mansur vesaire şöyle. Kopamadılar, inemediler. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki çıkmak kolaydır. Yani bu manalarla konuşmak, tefekkür etmek kolaydır. İyi dinle ama. Sana bir şey söylemiştim, hatırladın mı? Bu manalara çıkmak kolaydır Abdullah. O manalardan inip, onları fikredip, hissedip, mahsedip, zevk ettikten sonra bu aleme kanaat edebilmek, bu alemin adetullahına tabi olmak ancak peygambere ve varislerine hastır. Geri döndüğünde dengeyi kurabilmek. Evet, olamaz yani. Olamaz. O halleri yaşayıp inebilmek, inebilirsin. İndikten sonra adetullah kanunlarına riayet etmek, esbaba tevessül etmek, ancak peygamberlere ve varislerine has bir ehasa ait özelliktir. İnmek çok zordur. Çoğu inememiştir. Beyazıt-ı Bestami inememiştir. Muhyiddin Arabi inememiştir. Halacı Mansur inememiştir. Bunun gibiler inememiştir. Asrın imamları inmiştir. Allah'ın inayeti onlarda olduğu için İmam-ı Rabbani inmiştir. İmam-ı Gazali inmiştir. Bediüzzaman Hazretleri inmiştir. Mevlana Halid-i Bağdadi inmiştir. Mevlana inmiştir. Mevlana Rumi değil. Mevlana. Mevlana Can inmiştir. O şeyi kim söylüyorsa, 17. sözün sonundaki var ya,
biri söyle, biri bak. O en söz müydü? O Mevlana camiydi değil mi? Rumi mi diyor? Yok abi, Rumi yok. Evet. O işte. Onu da görmüştük bir her şey. Cenab-ı Hak öyle bir kadir mutlaktır ki Adem ve vücut, bak Adem ve vücut. Risale-i Nur tuhaf değil. Bakarsın Sehli Mümteni. Okursunuz çok, hepsi anlaşılıyor. Hakikaten kolay. Düz okup vallahi anlaşılıyor. Ama neyi nesizdesin, sen kimsin falan dediğin zaman mümteni oluyor. Zaten Sehli Mümteni kolay olan zor. Zor olan kolay da diyebilirsin ama kolay olan zor. Cenab-ı Hak öyle bir kadir mutlaktır ki Adem ve vücut kudretine ve iradesine nispeten iki menzil gibi. Adem ve vücut kudretine Adem'i simgeler. Vücut irade. İrade ettiği için vücut oldu. İrade etmediği şey Adem'dir. Nerededir Adem? Kudrettedir. Allah'ın subutu sıfatlarından kudrete bak. Kudrete geçmiyor mu? İlme bakmıyor mu? Okuyalım. İradesine nispeten iki menzil gibi. Adem iki menzil olur mu? Gayet kolay bir surette oraya gönderir. Oraya gönderir ve getirir. Felsefe diyor. Felsefe geliyor. Nübüvvet gidiyor. 31. sözde bu tabir kullanıyor. Risale-i Nur'da Allah kahretsin, ben mübalağa ediyorsam kendime göre. Hiç kışır yoktur. Bak 31. sözde şu tabir kullanıyor. Felsefe geliyor. Çok soruyorlar bunu. Nübüvvet gidiyor diyor. Abi bu ne demektir? Felsefe son nokta. Gel. Yapıştım, daha gel olur. Felsefenin bittiği nokta. Bitiyor. Beşerde bitiyor. Nübüvvet ise gidiyor. Dibi yok. Çok acayip değil mi? Bu düşünülerek olmaz işte. Burada zıtların mücadelesini anlatırken abi. Mesela melekle şeytan. İlham ile vesvese. Mesela senle ben mücadele ederken sen bir mücadele ortaya koyarsın değil mi? Ben bir mücadele ortaya. Ama orada öyle bahsetmiyor abi. Orada mücadele hep vücut tarafı mücadele ediyor. Adem tarafının, çünkü mücadele etmesine ihtiyaç yok. Mesela karanlığın buraya girmek için mücadele etmesine ihtiyaç. Karanlık buradadır zaten. Zaten var. Eğer burada bir mücadele olsa ışık buraya girmek için mücadele edilir. Camdan, perdeden sıyrılmaya çalışır. Orada da mesela dedin ya, Risale'de kışır yok. Hakikaten orada mesela bakarsan abi, o onunla mücadele ediyor diyor. Öteki onunla mücadele etmiyor. Yani benim seninle mücadelem gibi değil yani. Yani Adem vücuda mücadele etmiyor. Etmesine ihtiyaç zaten yok. Var. Etmesine ihtiyaç yok çünkü. Vücut mücadele ediyor. Vücut mücadele ediyor. Yani Adem mücadele etmiyor. Şer hayır için şer hayırla mücadele ediyor demiyor. Hayır şerle mücadele ediyor diyor. Orayı, o zıtları bir daha okursan abi, ilginç. Şimdi, tuhaf değil mi? Çok tuhaf. Deliler bölgesine hoş geldiniz. Hayır ve durduğu an şerdesin. Zaten orada. Çok tuhaf değil mi? Peki okuyayım. İşte böyle insan keyif alıyor da böyle muhatap görünce. Yani belanın gelmesi için bir şey yapmamak lazım. Evet. Bir otomatik yapmadığın anda oradasın. Evet. O zaman Müslümanın bir günü bir günle denk olmaz. Olursa Adem desin. Otom. Durmak oluyor o anda. Durmak Adem değil. Keşke durmak olsa. durmak denen bir şey yoktur. Yok. Maalesef. Hani hareketsizlik durmaksa durmaktır. Ama hareketsizlik hareketin zıttıdır. Ha geri gitmişsin, ha durmuşsun. Aynı şey. Yani hareket etmiyorsa ne yaparsan yap, hareket etmiyorsun. İhatalı bir kanun mübareziyle melekler şeytanlarla. Şeytanlı böyle bir mücadelesi yok. Mücadelede melek var. Aferin nasılsın. Bazen kafan çalışıyor. Devamlı çalışsaydı bize sorun olur.
Sonra haylar şerlerle. Allah Allah. Çok tuhaf değil mi? Hiç kışır yok. Hiç kışır yok. Allah'ını seversin. Bir seferde tam tersini yazsın abi, değil mi? Aferin bana, tebrik ediyorum. Gurur duyuyorum sizinle. Ta kalbin etrafındaki ilham vesvesiyle. O hoşuma gidiyor da biz de bir şey teslim. Bugün bir şey de demiştik ya orada okurken. Pencerelerde. Orada da sıra vardı. Sanırım çok hoş ha. Keyif veriyor da ya. Bunu bir insan düşünemez bir kelimeyi. Bu böyle bir şey olur. Ya, her kelimesini yani. Böyle kafalar, bu hapishanelerde bu incelik olacak. Müzik müzakere mi yapıyorsun? 6000 sayfa yazacaksın ve bir kelimeyi yanlış yere koymayacaksın. Yanlış yere koymayacaksın. Allah'ını seversin ya. Nasıl yapmış biliyor musun? Bak tövbe. Kim ne derse dersin, sen hakaret etsin, sen küfür etsin bana. Ne der? Bu nasıl yazılmış bak. Bana göre. Bu nasıl yazılmış? Götür. Kıvır sağa. O almadı, yanlış götür. İleriye götür. Bu tarafa getir, sola. Hah tamam, orada güzel gözüküyor. Yani buradaki herhangi bir nokta virgül oraya bakılmayla mümkündür. Orayı görmeden sağ yap. İyi gözükmüyor. Hayır karıncalı. Tamam kaydır. Tamam orada dursun. Çok güzel gözüküyor. Bunun burada durması onunla belirleniyor. Çanak kaydı. Çanak antenle televizyon. Çatıda duruyorsun. Sinek gösteriyor. Ne diyorlar? Karıncalı. Karıncalar bin çeviriyor. Tamam. Yukarıdaki, aşağıdaki bakıyor. Karıncalı gözüküyor diyor. Niye karınca sinekli demiyorlar, ben anlamıyorum. Oysa pıt 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 yapıyorlar. Sineklidir yani. Sinekli sağa çır. Sağa yap. Hop. Ha, aşağıdaki bakıyor. Aşağıdaki bunun eline bakmadan neticeye göre bunu oynattırıyor. Aşağıdaki karıncaya göre çanağı yukarıdaki. Çanağı nasıl görüyor? Sağ yap. Geri al. Biraz dile. Tamam. Aşağıdan çanağı görmediği halde yapıyor. Şimdi. Bununla ilgili birkaç, ben bir keramet duymuştum Hasan abi. Murat Dursun abi söylüyordu. Üstadım bir keramet. Söyleyeyim mi yoksa sonra mı? Söyle abi mi? Üstad diyor ki, 5 tane abiyi karşısına koyuyor. Ben söyleyeceğim, siz yapsanız yazacaksınız ama diyor, bana bakmayacaksınız yazarken diyor. Ama Hulusi adı Hüsre var, tam bilmiyorum tamam. Abi. Sonra üstad söylüyor, 5 tane ayrı risale çıkıyor ortaya. Allah Allah. Ya doğru. Yani, gayet normal. Muhiddin Arabi'nin şeyi anlatıyor hanımı. Lup da galiba. Muhiddin Arabi'nin ömrü belli, kitapları da belli. Doğdu, öldü, gece olmasa, çocuk olmasa, doğduğu anda yazmaya kalksa her gün 10 sayfa yazması lazım. Kitapları vücuda gelsin. Bu kadar kitap vücuda gelmez. Nasıl yazdığını diye karısı yazıyor. Bir tane Muhiddin girerdi odaya diyor. Ciltler işi kitaplarla çıkardı diyor akşama. Ondan sonra delikten baktım ki diyor 40 tane Muhiddin var diyor içeride. 40'ı da ayrı yazıyor. Gayet normal canım bunlar. Üstad da bunu sesli yapmış herhalde. Bana bakmayın yani. Yazın sadece. Yani ne olacak? Ötelerde mekan zaman yok. Bak arkadaşlar, çok yerde olma özelliği olan odunun içerisindeki nurun her yerde olma var değil mi? Bir hemen aferin neresinde olur? Her yerde olabilen bir nur, bir yerde durabiliyorsa durması zordur. Bir şeyin her yerde olması çok kolaydır. Her yerde olabilen bir kabiliyetin bir yerde olması zordur. Dünya zordur cennette. Anlıyor musunuz? Çünkü fiziğin maddesi yapısı budur. E eşittir mc kare. Fizik yani madde enerjidir. Enerji bir yerde tutamazsınız. Hem de kendisine zıt bir şey böyle madde şey değil, pakettir, enerji paketidir. Kilosu yoktur, hacmi tipi yok ama odunun kilosu var. Kilosu olmayanı kilo yapacaksın. Her yerde olanı bir yere koyacaksın. Nur olan bir şey karanlıkta koyacaksın. Nasıl bir şey bu? Dünya zordu. O yüzden daha kaliteli değil mi sana? Daha kaliteli burası. Belki de beni küfürle mi neyle itham edecekler bilmiyorum. Ha cennetin Kur'an'da bahsedilen hayat itibariyle bu hayattan kalitelidir. Ama hakikat meratiplerinin ifadelenişi ve cennet belirlenişi buradandır. Adem Aleyhisselam cennette olduğu halde cenneti bilmiyordu. Buraya gelmeden cennetin cennet olduğunu bilemedi. Bilemeyecekti de. Cenneti cennet yapan cennette olmak değildir.
Cennetin dışında olacaksın ki cenneti bilesin. Cenab-ı Hak öyle bir kaderi mutlaktır ki Adem ve vücut kudretine, bak burada da öyle diyor ilk önce, Adem kullanıyor. Kudretine ve iradesine nispeten inki menzil gibidir. Gayet kolay bir surette oraya gönderir ve getirir. Getirmek, çıkarmak yani. İsterse bir günde, isterse bir anda oradan çevirir. Hem madem, hem şey, hem Adem-i mutlak zaten yoktur. Adem-i mutlak yok. Adem var ama. Adem-i mutlak yoktur, zaten yoktur. Çünkü bir ilmi muhit var. İlmi muhit, Adem-i mutlakın zıttıdır. Evet. İlmi muhit olduğu için Adem-i mutlak yoktur. Fakat hem daire-i ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. İşte evet, bu çok güzel bir tespit. Evet, bak. Daire-i ilmi ilahinin, Allah'ın ilminin sirayet etmediği, gidemediği bir yer var mı? Şimdi biz daireyi şöyle anlıyoruz abi. Mesela ben kendime bir saha çiziyorum. Diyorum ki bura benim dairem. Bu dairede hareket ediyorum. Bu, ben mahluk olduğum için mahlukiyet icabı bir daire çizebilirim. Cenab-ı Hak halik olduğu için Cenab-ı Hakk'ın çizdiği daire kendisi nevinden, yani sonsuz, zamansız, mekansız. Yani daire-i ilim dediğimiz şey bir belirleniş değil. Yok. Bir belirlenişin adı değil. Mesela ben dairem burası. Burası hizmet dairem. Benim hizmet dairem Bremenhafen dediğim zaman ben dairemi çizmiş oluyorum. Niye? Mahlukum çünkü. Ben burayı çizebilirim. En fazla Almanya'yı çizebilirim yani. Daha fazla yapamam. Ama Cenab-ı Hakk'ın o dairesi bizim anlamamız için o ifade, o çok güzel. Onun haricinde bir şey tasavvur etmemiz lazım bizim. Onun haricinde bir şeyi tasavvur edemeyiz ki. Nasıl edeceksin? Daire-i ilmi ilahinin harici yok ki bir şey ona atılsın. Yani ona atacağız. Daire-i ilmin dışında, Allah'ın ilminin dışında bir yer olabilir mi? Allah'ın ilminin ihata etmediği bir yer. Allah'ın ilminin ihata etmediği bir yer. Yok. Böyle bir yer olmadığına göre bir şey oraya nasıl girer? Yok ki. Ha, daire-i ilim içinde bulunan Adem ise, daire-i ilim içinde bir Adem var. Demek ki var yani. Var. Daire-i ilim içinde bulunan Adem ise, Adem-i haricidir ve vücud-i ilme perde olmuş bir unvandır. Adem-i harici, yani harici bir vücuda çıkmamış. Vücut olmamış. Vücut, vücut. Vücutsuz vücut. Vücuda çıkmamış vücut. İlmi vücudu var. Yani şöyle diyebiliriz belki. Çekirdeğin içindeki program. Yani hiçlik değil, ağaç da değil. Var da değil, yok da değil. Var da değil, yok da değil. Neymiş o? Adem harici, ha. İçinde bulunan Adem ise Adem haricidir. Yani harici bir Adem. Evet. Adem harici. Harici bir Adem. Harici. Vücud ilmiye perde olmuş bir unvandır. Vücud ilminin bulunduğu yer. Yani yersiz yer. Vücud ilim nerede gözükecek? Burada olacak. Burada, Adem'de. Hatta bu mevcudat ilmiyeye bazı ehli tahkik ayağını sabite tabir etmişler. Hangisine? Mevcudat ilmiyeye. Mevcudat ilmiyeye. Daire-i ilim yani. Yani lef-i mahfuz da denilebilir. Lef-i mahfuzun bir şeyidir. Lef-i mahfuz tasavvufçulara göre, bizim tabirler lef-i mahfuz, onlara göre ayan-ı sabite. Ehlite ayan-ı sabite tabir etmişler. Öyleyse fenaya gitmek, muvakkaten harici libasını çıkarıp vücud-ı maneviyeye ve ilmiye girmektir. Yani mesela ölmek, ölmek değil tövbe, o vücut dairesinin daha harikasını. Mesela bir şey yapması gerekiyordu ibadet, yapmadı. Adem dairesine düşüyor. Evet. Yani halik ve fani olanlar vücudu hariciyi bırakıp mahiyetleri bir vücudu maneviye giyer, daire-i kudretten çıkıp daire-i ilme girerler. Mesela vefat ettiği anda daire-i şeyden, vücuttan çıkıyor, daire-i ilme giriyor.
İlim dairelerine geçiyor. Şimdi arkadaşlar... Zaman da öyle değil mi abi? Zaman da öyle. Geçti ruhta. Ama mutlak yok değil. E nerede şimdi? Nerede zaman? Dünkü zaman nerede? Demek ki daireyi kudretten daire ilme. İlme geçmiş. Nasıl daire ilimden kudrete ağaç, çekirdek ağaç olarak geçiyor. Demek ki diğeri de aynı şekilde geçebiliyor. Evet. Buradan bir yere koyayım. Cennetten daha üst tabakalardan, cennetten daha üst tabakalardan, yani cennet zirve zannediliyor. Oysa daha üst tabakalar var. Tabakalardan Adem'le meşgul olanların işidir. Bu tabakalardan bahsetmek. Onlar, Adem'den bahsedenler, oradan bahsettiklerinden ehli cennetten hariç o alemlere girmeye hak kazananlardır aynı zamanda. Çünkü bahsettiğine göre sen oradasın ve oraya davet edildin. Allah konuşturmasa konuşamazsın. Sevdirmese sevemezsin. Çıkartmasa çıkamazsın. Huzura kabul edilmese namaz kılamazsın. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile 9. söz. Namaz vaktinde bütün ruhlar oruç eder. Birinci sema tabakasından geçemeyenler otururlar, namaz kılmazlar. Çünkü huzura ruhları kabul edilmemiştir. 9. sözde geçiyor. Niye? Niyesi uzun. Liyakatın yoktu işte. Bir nevi huzura kabulün olan namaz ile diyor. Yani bir nevi huzura kabul edilirsen, 9. sözde geçiyor, sen de arzda cesit namaz kılar. Bir şey anlatmak için bunu anlatmıyorum. Şimdi cennetten daha üstün tabakalar var. Mesela cennetten üstün arş var. Daha üstün bak harita var. Hayır. Lef-i mahfuz var. Kim dedi kürs? Olmaz abisi. Sen kürs ne yaptın? Lef-i mahfi ispat zaman ve mekanın hakikati. Onun üstü kürs. Onun üstü daire hayat. Onun üstü daire ilim. Onun üstü cennet cehennem. Onun üstü arş. Onun üstü lef-i mahfuz. Onun üstü arş-ı azam, onun üstün lef-i mahve isbat, şey lef-i mahve diyorum, kab-ı kalpse, ondan sonra mecul. Şimdi nimeti şükretmek için şükredin diye söyleyeyim. Oysa yıldız koydum, anlatma bunu diye. Nimet, bakın arkadaşlar, neyi düşünüyorsanız davetiyeniz olduğunu gösteriyor. Davet edilmezsen bunları düşünemezsin. Garip bir şey söyleyeceğim ama mertebesi düşük veya büyük. Neyi düşünüyorsanız oradasınız. Neyi düşünürsek o zaman? Evet. Batıl dahi olsa. Çünkü düşündüğün yerde etkilenmiyor musun? Birisini düşünüyorsun. Gadap. Onun kırarım kafanı. Bir adamı düşünürken bütün hissiyatın orada değil misin? Hani hayaldi? Peki lev-i mahfuzu düşünürsek? Oradasın. Ama mertebesi dedik yani. Dimağın yedi mertebesinin hangi mertebenin mertebesinde? Sen aklın, dimağın yedi mertebesi var. Taakkulun da 12 mertebesi var. Onun hangisindeyiz? O zaman yani Adem'i düşününce her şeyin çıktığı noktada mı oluyorsun? Evet. Zaten daha fazla ilerisi yok. Adem. Yani zaten Adem'in dibi yok ki dairesi olsun. Yani Adem'in dibi yok. Dipsiz dip. Vücutsuz vücut. Dibe girmeye başardın. Yok ya işte. Orası artık. Yok. Hani o benim bir rüyam vardı ya. Sonra dua ettim. Allah'ım Müslümanlara haseten hiçbir nurcu Allah'ım böyle bir şeyi nasip etme. Allah'ım açma. Varlığı sorgulayıp
varlığı sorgulayıp Adem'i bulan çok ilginçtir. Yani maddi sorgu Adem'le vücudu bulamazsınız. Vücutla Adem'i bulursunuz. Bunun için bu dünyadayız. Adem varlığı sorgulayıp vücudu sorgulayıp Adem'i bulan, varlığı Adem ile bakabilen, varlığa bakın bir de söylüyorum. Vücutla varlığı, vücudu ve varlığı sorgulayıp Adem'i bulan ve varlığı Adem ile bakabilen zatlar ki kim bunlar? Ne olur bunların özelliği? Bunların imanı bedahet ve zaruret haline gelmiş demektir. Şeyde geçiyor. 30. Leman'ın Hayat Bahsi'nin 5. meselesinde imanın bir mertebesi var ki vesvesesiz ve şüphesiz mertebesine çıkmaktır. Ama çıktı değil, başladı demektir. Şuhut mu? Şuhut da değil. Şuhut düşük biliyor musunuz? Allah Allah, şuhut evet. Düşük. Evet. Çünkü cennette şuhut yok mu? Var. Cennetin üstüne olunca artık şuhut değil ki oralar. Ama oralar da şuhut olabilir abi. Mesela, şuhut olur ama. Abdülkadir Geylani çıktı, gitti, baktı, gördü hatalarını sildi. O aşağılarda da ya. Aleyman'a da o. Cennetin yukarı değil mi abi? Yok. O cennetin aşağıda. Ha ama girmiş. Lef-i Mahfuz'a girmiş. Lef-i Mahfuz değil mi abi? 16. Hayır. Onun daireleri var. Mesela alem misal var, bir de daire misali var. Lef-i Mahfuz var, daire ilim var. Mesela arş azam var, arş var. Hepsinin dairesi var. Dairenin aşağıda. Şöyle diyeyim de kafana. Biz ruhların yaratıldığı bir alem var. Bunun adı alem ervahtır. Geliş. Geldik. Bir de burada şekil aldık, geldik, yaşadık, gittik. Alem ervaha gitmez. Alem ervahın dairelerine gider. Gelirken alemi misaldeydik. Biz gidince levh-i misaliye gidiyoruz. Aynı yere gitmiyoruz. O ki aynı yere gidecektik. Niye geldik? Dolayısıyla Abdülkadir Geylani yaşadı, gitti. Ama geldiği saftı. Adem Safiullah'tı. Saftı. Bir şeyler yaptı. Kıbleye karşı ayağını uzattı. Onun bir günah manası demiyor. Kıbleye karşı, edebe karşı ne bileyim başka banyoda soyunması mı ne bileyim artık bilemiyorum. Gitti alemi manaya, aleman'ın dairelerine, alemi manaya gitti. Yaşadığı şeyleri gördü. Ulan bu uygun değil dedi ya. Adebe sik sik sildi. Çocuklarını şunu da sildi. Onu da sildi. Neyse. Sildikleri olmadı yani. Sildi yani gitti. Biz çıksak hep onunla meşgul olmuz abi. Bir şey kalmaz. Aşağı yukarı. Bir daha okuyayım bu çok ilginçtir. Lemalar da şey yapayım da ondan sonra. Bir bana müsaade edin. Şu lemalı ötrafasını. Bir şey okuyacağım. Ondan sonra bunu bir daha okuyacağım. Cümleyi okuyana kadar soru sormayın. 338. Nevi hükmüne geçen. Bak, sikki-i ehadiyeti mecmunda gösterdiği gibi her bir cüzde dahi, emirdağına geçeceğim şimdi, o sikki-i ehadiyeti ve hatem-i samedaniyeti göstererek şirk ve iştirakı her cihetle tard eder. Her cihet. Ondan sonra şurada bir yerde var. Diyor ki, iyi dinleyin ama. Ve diğeri ve en kuvvetli ve hakkal yakın derecesinde vicdani ve hissi bir derece şuhudi olan hakikat-ı insan haritasını ve enaniyet-i beşeriye firistesini ve mahiyeti nefsiyesini mutala ile bunları yaparsan
Neyi? Kuvvetli ve hakka yakin derecesinde vicdani, hissi bir derece şuhudi olan hakikati insani haritasını mutala yapabilirsen. Bir. İki. Enaniyeti beşeriye firistesini. Üç. Mahiyeti nefsaniyesini mutala ile bu olursa imanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesine çıkmaktır ki bu nedir bu? Kime has? Sırr-ı akrebiyete ve veraset-i nübüvvete bakar. Nasıl olacak bunu üstadım? Nasıl becereceğiz? Bunun yöntemi nedir? Ne yapmamız lazım? Ve enfusi tefekkür imani hakikatının bir parçası. Enfusi tefekkürle bu mümkündür. İlim, ilim değil. Hiçliğini bilmek için ilim lazım. İlim, hiçliğini bilmekse ilim bittiği yerde hiçliğin var. Ama hiçliğini bilmen için ilim gerekiyor. Neyle yapacağız? Bir, enfusi tefekkürü imani hakikatının. Nerede? Hangi eserde? Bir parçası 30. sözün ene ve enaniyet. Ene, batın, enaniyet, mülk. Mülk ve melekut. Unutmayın. En ayrı, enaniyet ayrı. Ene ve enaniyette ve 33. mektubun hayat penceresinde ve insan penceresinde ve bazı parçaları da sayın Etsay Nuriye'de bir derece beyan edilmiş. Bu ne abi? Emirdağ 1, 147 ilk defa okuduk değil mi? Evet. İmanın şüphesiz ve vesvesesiz mertebesi. Peki şeytan nereden takıldı bize? Kürs. Kürs. Öyle bir iman ki kürsü geçti mi şeytanla alakası olmayan bir mertebe. Vesvesesiz bir iman oldu. Peki şüphesiz dediğine göre lef-i mahfuzda Adem de var, hepsi var. Onu da geçiyor. Önce kendini, sonra enaniyeti, sonra nefsi tanımak oluyor. Abi ene'den sonra zerre var ya, zerre ene'nin içi oluyor değil mi? Yani ene... Aslında zahiren dışı gibi gözüküyor, evet. Ama sanki ene'nin içinde açılımı gibi. Yani zerre, birisi mülk, birisi melekut. Ene melekut, mülk zerre, mülk melekut. Şimdi devam edeyim buradan. Çok ilginizi çekecek. Bir daha söyleyeyim. Varlığı sorgulayıp Adem'i bulan. Adem öyle bulunur. Varlığı vücudu sorgulayıp Adem'i bulan, virgül. Varlığı Adem ile bakabilen kişinin imanı bedahet ve zaruret derecesine gelmiş, başlamış demektir. Netice değil. Vücuda Adem ile beraber düşünüp bakabilen nazar bu. Vücuda, varlığa Adem ile bakabilen bir nazar. Şey gibi mi abi, burada gene sözlerde geçiyor ya, kainata mesela karanlıkla bakıyor, ışıkla değil diyor burada. Bir dakika aşağıda. Aynı ne diyor? Sanki. Ne diyor, diyor burada, meseleyi halledip karanlık kainatı ışıklandırır diyor. Karanlık nasıl ışıklandırıyor abi kainatı? Ne diyor? Ne diyorsun, duyuyor musun sen? Bir daha söyle. Ben de anlayamadım. Tamam, kaçıncı sayfa? Karanlık, orada abi ya. Neresi? Sözlerde işte, ondan sonra geliyor. Söyle bakayım bir de. Sözlerde ama kaçıncı sayfa? Şeyin devamı abi. Ha, bir söyle, ağzına bir şey olacak ya. Meseleyi halledip bak, şey, sözler 262. Ha, onu diyecektim ya. Bir dakika. Meseleyi halledip karanlık kainatı ışıklandırır. 262 şualar. Şualar. Sözler diyorum. Bak. Karanlık kainatı ışıklandırır. Ha ha bak. Kalbin. Virgül yok orada. Ha bak. Ha. İbrahim doğru bak. Melekler şeytanlarla, hayırlar şerlerle, ta kalbin etrafındaki ilham vesvesesiyle mücadele ederken
birden meleklere imanın bu meyvesi tecelli eder. Meseleyi halledip karanlık kainatı ışıklandırır. Aferin lan. Ve ne koydu bu? Ayete bak. Tayyiri. Ne koymuş? Allah'ın nuru semavati vel ard. Tam koymuş ama. Hak ettim vallahi. Ayetinin envarından bir nurunu, bir nuru bize gösterir ve bu meyve ne kadar tatlı olduğunu tattırır. Tattırır. Tatabilene ne tatmasın. Böyle yenilen bir sofrada oturmak da oturana bile ne mutlu. Böyle derste bulunana. Nerede ne konuşuyoruz? Tamam hadi bakalım biraz daha. Yoruldunuz mu? Daha yeni başlıyoruz. Yorulan açık bufe geçebilir. Kainat bufesi. Bak şimdi bir de okumak istiyor. Ne olur. Bunlar okuyup okuyup var ya tefekkür ede ede. Ondan sonra alınan cümle. Allah'ını seversen bunlar okuyup tefekkür edilmeden bu cümle olmaz. Tamam bir şey bilin, bilmek, kadrini bilmek için. Varlığı sorgulayıp Adem'i bulan, Adem'i bulan yetmiyor. Varlığa Adem ile bakabilen bir nazarın imanı bedahet ve zaruret manasında olan vesvesesiz ve şüphesiz mertebesine tırmanmaya başlanmış demektir. İmanın vesvesesiz ve şüphesiz mertebesi. 147 emir daha. Bir tanesi fırladı dedi ki öyle bir şey yok dedi. İmanın vesvesesiz ve şüphesiz yok. Zannetti ki ben konuşuyorum bazen de kitapta. Hiç unutmuyorum. Ondan sonra dedim abi var. Durdu böyle. Özür dilerim. Kusura bakma dedi. Geldi tıkır tıkır baktı. Hakikaten var dedi. İnan dedi. En az 20 defa külliyatı bitir. İmanın da vesvesesiz, şüphesiz mertebesi olur mu? Haklı tabii, düşünmeyince. Mesela benim o kadar acayip şeyler var ki hiç ilgimi çekmemiş, hiç görmemiş. Görmem de. Adam 19'da vermiş. Ömrü bir vakıf var. 56 yaşında. Adam 19X. İsmini vermeyeceğim. Mesela diyelim ki 19'du Hasan. 19 Hasan. Ömrü 19. Tevafukuna vermiş adam. Ömrü o. Ama benim hiç ilgimi çekmemiş. Hiç. Yani 19'da, efendim Besmele'de 19 harf varmış. Şey, Risale şöyle var. Hiç ilgim. Hani şey değil, var. Ama benim fırsatım buna uygun değil. Neyse. Benim işim biraz demek ki bu. Vücuda Adem ile yavaş okuyorum. Hazmedelim diye. Vücuda Adem ile beraber düşünüp bakabilen bir nazardır bu. Ve bu nazarın arka tarafındaki iman, yani vücuda Adem, Adem'e de vücut ile bakabilen bir nazarın arkasındaki o zatın imanı bedahet ve zaruret haline gelmiş demek. Artık onun için varlık düzeyi değişmiştir. Yani mülkle melekütü aynı anda görüyor. Aynı anda görmeye başlıyor. Atlıyorum. Şu anda müsait değil. O zaman hadiselere de böyle baktığı zaman insan hiçbir problem yok. Abi. Hiç bitti daha. Temelde problem bitirdin. Yok Irak şu oldu. Suriye'de şu oldu. Yok, Türkiye oldum. Zaten o problemle Adem oluyor. Tabii Adem oluyor. Problemi Adem olarak gördüğü şunu zaman bunu vesvesesiz hale geliyor. Param yok. Yaşamak istiyorum. Onun için. Kanserim, öldüm, ömrüm kısa, uzundur. Ben kadınım, erkeğim. Allah Allah, ne diyor bu diyor. Ne diyor yani? Bu hala tecerrüt edemedin. Kadınlıktan tecerrüt edemedin, erkeklikten tecerrüt edemedin. Zamandan tecerrüt edemedin, mekandan tecerrüt edemedin, tiryakilikten tecerrüt edemedin, varlıktan tecerrüt edemedin, düşüncelerinden, hayallerinden. Bunlar hep tecerrüt gerekiyor.
Artık Irak'ta ne olmuş? Türkiye ne yapmış? Allah Allah, ne diyor? Diyorlarmış. Atla. Şuraya okuyayım mı? Neyse, şuraya okuyayım. Orayı dokasana. Orayı söyle abi. Çok keşler var. Adem'i anlamayan, bak, Adem'i anlamayan matematik felsefesinde bu olur. Adem'i anlamayanlar matematik felsefesinde bu olur. Matematik burada duruyor, gözükürken, o beraber mutala ederken aldım not. Akıl nispeti kullanarak, itibari olarak onu ortaya koyuyor. Bu tabi onu ifade edemez. Yani o, bak bir de okuyayım. Adem'i anlamayan matematik felsefesi, matematikçiler yok diyor yani. He, yoktur. Yani bu insanın yanılgısıdır. Bu olur. Çünkü matematik Adem'dir. Kaynağı yoktur. Ama bütün her şeyin kaynağıdır. Matematik burada duruyor gözükürken, şu kainatta, her tarafta, akıl nispeti kullanarak, itibari olarak onu ortaya koyuyor. Yani üstünü açıyor matematik. Oysa matematik itibari bir emirdir. Varlığın arkasında, ilmin arkasında olan bir şeydir. İlim bile matematik üzerine kurulmuş ama matematik yok. Matematiği sökerseniz ilim yoktur. Matematik kimi? O zaman matematik nedir? İtibari bir şey emirdir. Yani itibari derken şöyle diyeyim. Enfusidir. Nispi var, bir itibari var. Nispi şu, şu ev büyüktür. Başka bir eve göre küçüktür. Bu beyazdır, başka bir adama göre siyahtır. Yani buna nispet edilen. Bir de bunun dışında enfus alemde bu alınanlar var ya, dışarıdan alınan kırmızıdır, beyazdır. İçeride kesiyorsun, biçiyorsun, yumuşatıyorsun, kaynak yapıyorsun, altlanıyorsun, üstten alıyorsun, ne bileyim bir sürü şeyler yapıyorsun. Ama hariçte vücudu yok bu şeylerin, yaptıklarının. Buna itibari vücut derler. Biri zamana, biri mekana bakıyor diyebilir miyiz abi? Yani... Mesela emri... Yok, zamanın da arkasında bu. Şimdi... Zaman mahlukça. Emri nispi maddeye bakıyor, mekana bakıyor yani. Evet. Ama mekan, ama bu gibi diye anlatmak için anlattım. Yani matematik emri nispi de değil yani. Çünkü emri itibari zamana bakıyor, doğru. Emri nispi mekana bakıyor. Mekana bakıyor. Emri itibari zamana bakıyor ama bu başka bir şey daha. Anlamak için, yürümek için bunu merdiveni kullanıyor. Hmm. Bu matematik nispi de değil yani. Acayip bir şey. Ademi bir vücut yani. Matematik burada duruyor gözükürken akıl nispeti kullanarak itibari olarak onu ortaya koyuyor. Yani üstünü açıyor nispet, itibari, dimağdaki yapılandırma, yani tahayyül, tasavvur, akıl, tasdik. Yani emri itibari, emri nispi aklın içindedir. Şurada. Evet. Buradadır. Dolayısıyla bu iki yapı matematiği, yani Adem'in üstünü açıyor. Adem'in üstünü açınca bakıyor ki hazineye, hazinesiz hazine, depo, matematik denen bir şeyler var. Yani üstü bez, örtüsü itibar ve nispi. Düşün. Peki Yasin abi, emri ademi, emri nispi, pardon, emri ademi ile emri itibari nasıl? Emri itibariyle emri nispi şu. Emri ademiyle emri itibari aslında. Ha, itibari. Lemalar 84'te geçiyorsun. Dünkü Kursu Efendi'de bunu biraz konuştuk biz de. Evet. Tevafuk oluştu. Kaç? Lemalar kaç? 84 abi, 84. Emri nispi, emri itibari konuştuk. 12. sual. Evet. Okumam lazım ki oraya şu anda zihnim. Onu sonra ve tamam, şimdi yapalım. Zihnim bayağı bir, bu konu üzerinde bayağı bir dur kasa. Bu iki kelime üzerinde. Tamam. Bu sabah gidersin. 84. Evet. Kuksu Efendi. Kuksu Efendi, bunlar konuşuluyor. Çok güzel. O zaman bir su içeyim. Yani, gurur duyuyorum. Bunları konuşanlara da gurur duyuyorum. Bunları düşünenlerden de gurur duyuyorum. Gurur duyuyorum.
Allah kahretsin beni yalan söylüyorsam. Gurur duyuyorum, zevk alıyorum, keyif alıyorum varlıkların. Onların varlıkları bana keyif veriyor, bana cesaret veriyor. Yani düşünülüyormuş demek, yalnız değil. 84. Göster bana nerede, nereden okuyor. 12. soru abi. Tamam da mı neresi? O tam şey yapmayayım, İmradimi ve şu... Ha tamam, tamam. Bursa'dan çünkü çıkıyordum. İkinci sual. Şeriatta denilmiştir ki cehennem cezai ameldir. Fakat cennet fazl-ı ilahidir. Bunun sırrı hikmeti nedir? El cevap, sabık işaretlerde tebeyyün etti ki insan icatsız bir cüz-i ihtiyari ile ve cüz-i bir kesb ile bir emri ademi veya emri ademi yani yapmamakla yapmak, dümeni tutabilirken tutmamak emri ademidir. Veya bir emri itibari teşkil ile itibar şudur. İlk önce nispetten aşağıdan dışarıdan içeriye girelim. Çok korkunç bir şeydir bak. Şu bina büyüktür, küçüktür. Yani dışarıdaki birbirine sorgulanan şey, şeylerle aldığımız. Bunlar nisbi denilir. Sorgulayıp ama bunun içeriye soktuk. Ama içeriye soktuğumuzun kaynağı dış dünya. Bu nisbi dünya. Tamam. Şimdi biz aldığımızı eviriyoruz, deviriyoruz, çeviriyoruz. Boyuyoruz ama bu yaptığımız yeni şekil... Emri nisbi değil. Emri nisbi değil. Evet. Buna emri itibari denilir. Tamam mı? Bu da daha arkası emri ademi var. O da onun zemini. O da onun zemini. Ne kadar kısa açar. Daha aşağıda. Dün bayağı bir konuştuk da bu konuyu. Tabii çok iyi. Bir emri ademi veya emri itibari teşkil ile dibinden yukarıya çıktı. İle ve subut vermekle. Yani emri ademi, emri itibari, emri nisbi vücuda harici çıkıyor. Yani yok olan bir şeye subut vermek. Subut vermek. Yok yani emirde yok. Yani emri ademi böyle yani ne düşünülmüş, ne kurcalanmış, ne konuşulmuş. Ama bir var yani bir adem. Bu Adem alemlerinin kapağını şey açıyor, emri itibari açıyor. Emri itibari diyor ki bu kapağı aç, emre diyor. Kime? Adem'e. Adem'e vuruyor yani. Emri itibari biz Adem'e vuruyoruz, kapağını açıyoruz. Adem. Subut vermek de müthiş tahribata ve şerlere sebebiyet verdiği gibi. Anladın mı? Yani itibarinin de zemini. Çünkü o mesela diyelim ki emri nisbi olmasa emri itibari işlemiyor. Yok öyle bir şey. Dışarıdan almam gerekiyor. Dışarıdan almam gerekiyor. Ondan sonra alemimde aldım ya bunun nisbidir bu. Nispetle aldım. Soğuktur, sıcaktır. Mesela bak bir misal vereyim sana. Sen böyle bakalım simanda 5 yaşında bir çocuk siması yok. Doğru mu? 10 yaşında bir siman yok. Peki simanda ortalama kaç yaşındasın? 30. 30 senelik hücre var mı? Yok. Peki neren 30 ki biz 30 dedik? Yani kalan. 30 senedir dünyadayım herhalde o yüzden. Yok ama ben demesem hani sen deme. Deriz ki 26 deriz, 30 deriz. Bir şey deriz yani. Peki bir senelik hücre yok. 6 ayda bir değişiyor. Neren 30 ki ben orayı 30 dedim? Bu imrit var mı o zaman? Yok. Bu yok. Bu şöyle. Sen doğdun, tamam mı? Her bir yaşın alameti konmuş. Şeysiz, maddesiz. 30 senelik bütün ki siman tencereye konulmuş, karıştırılmış şu anda konmuş sana. O yani bugünkü şey değil senin. Peki ben ne yaptım bunu? Ona baktım 1 yaşına, ona baktım 2 yaşına, 30 yaşına baka baka 1 nasıl olur? 2 nasıl olur? 3 nasıl olur? Bunlar seninkiler nispet. Aldım içeriye itibar dedi ki emri itibari bu 30 yaşında. Abi tutturdun. Ha, bunu itibari nispi alıp itibar karar veriyor. Ondan sonra
Arka tarafta baktığımız zaman senin 30 yaşındaki bir insanın ruhu nasıl olur? Yani mesela ben yaşamışım, 50 küsur yaşındayım, 51 yaşındayım şimdi. 30'u yaşadım, sen 50'yi yaşayamadın, onu bilemezsin. Sen de Adem'dir. Ama benimkisi senin hakkında Emre Adem'idir. Ben 30 yaşında bir insanı neler hisseder, bu itibar da onun kapağını açıyor. Yani en dipte Adem, Adem, çık yukarı, Emre Adem'i, çık yukarı, Emri itibari, çık Emri Nisbi. En kesin hali Emri Nisbi olur gözükürse. Anladığımız tabii böyledir diyemeyiz. Yani üstünü açıyor. Oysa matematik burada ama buralı değil matematik. Matematik burada alem-i şehadette ama buralı değil. Yok. Yani size şu soruyu sorarlarsa, onu kim yarattı? Onu kim yarattı? Peki Allah kim yarattı? Denirse de ki, matematiği kim yapmışsa o yarattı. Yani matematiğin kaynağı varsa Allah'ın da kaynağı var. Matematik kaynağı varsa Allah'ın da kaynağı var. Ya nasıl olur? Düşün bakalım, kaynağını söyle bana. Yok ki kaynak. Fiziğin kaynağı var. Kimyanın kaynağı var. Maddeyi kaldır, kimya yok. Matematik, fizik de yok. Coğrafya yok. Tıp yok. Sırf matematiğe ait. Matematik kaldıramazsınız. Çünkü vücudu yok. Kaynağı yok. Duruşuna baktığın zaman ezeli ve bedi gözüküyor. Başı yok. Big Bang diyor. Şu kadar milyon sene ışık yılı ömründe patladı diyor. Ondan bunu diyebildiğine göre ondan önce de vardır zaman. Sıfır diyebiliyorsun ya, sıfır zaman. Sıfır dediğin anda otomatik matematik olmadı mı? O zaman eksisi var bunun. Sıfırdan sonra eksi yok mu? Var. Peki Adem için Adem'e sıfır diyebilir miyiz ya sana? Adem'in içinde. Peki Adem sıfır. Yani rakamlar mahluksa, evet. Vücutsa, evet. Adem için ama. Adem için sıfır. Sıfır Adem. Mesela diyelim ki sıfırı kaldır. Hiçbir sayı yoktur. Evet. Hiçbir sayı yok. Adem oluyor zaman sıfır. Evet. Yani sıfırı kaldırdığın zaman beş ne demektir? O da, o, sıfır Adem, sıfırın da kaldırılması Adem mutlak mı diyor? Adem'in mutlak gibi bir şey olur. Ya ben de olacak. O Adem mutlak çok... Yok ya. Sıfır kaldıramazsın ki. Yani nasıl kaldıracaksın? Adem kaldırıyorum ya. Dediğine göre kaldırmadığın anda var ki demek gene matematik var. Evet. Kaldıramazsın ya. Kaldırıyorum. Demek hala duruyor. Vücuttur yani. Durdu, hala vücut. O zaman hala var. O zaman ondan öncesi de var. Nasıl kaldıracaksın? Matematik, Adem'le vücut arasında berzahtır. Yok denirse bu kadar varlık, anlayışlarımız, hesaplarımız yokun üstüne mi bina edilmiş denir. Var dense vücut cinsinden de değil. Yani bizim bildiğimiz varlık varlığa girmiyor. Yani var dediğimiz şey, var denilenin çizmiş olduğumuz hudutları, çerçevesi, kalıplarına girmiyor. Matematik, Adem, hatta matematik Adem de değil. Adem'le vücut arasında bir berzahtır dedim yani. Adem de böyle de değil. Yani ene gibi diyeceğim ama tam uyuyor. Yani ne aydır ne kaydır. Gibi bir şey. Yani, tam değil. Berza. Berza. Yani ene daha arkada. Ene matematikten daha acayip. Daha garayip. İşte bunlar bu dünyada... Matematiği o yüzden anlayamıyoruz aslında. Evet. Her derse anlıyor millet. Matematiğe gelmeyecek. Ama abi şöyle diyebilir miyiz mesela cennet... Bugün ikinci güzel bir şey söyledim. Tabii. Onun için insanlar matematikte çakıyor. Evet. Çünkü Adem'e çakıyorlar. Efendim abi. Mesela cennet sıfırın üstündeki sayılar, cehennem sıfırın altındaki sayılar, sıfır da Adem. Tamam, o güzel mantıka. Nasıl? O Adem'in sayesinde de mertebeler şimdi, ya da... Ne dedi biliyor musun? Veya ne denilir ve ne der bu insanoğlu? Yeter ki kuralı öğren, formülü kulduktan sonra binlerce soru çözersin. Evet. Şimdi yanlış veya doğru, bak dersin hulasası. Bu konuşmalarda yanlış veya doğru,
İster dinde, ister felsefede, istersen Risale-i Nur'da ister deme. Şu, Risale-i Nur'un bir konusudur Adem. Yanlış dahi olsa sen bunun doğrusunu bulman için Risale-i Nur'da şu konuşanların tersini bulacaksın ve doğrusudur bu diyeceksin. Allah senden ebeden razı olsun. Ben bu derste şunu hedefliyorum. Ben yanlış konuşuyorum. Bunlar yanlış. Ta ki birileri çıkıp doğruyu bulana kadar. Yani bu değildir deyip de bir şey çalışması için yapıyorum. Ama bu benim zaten alemimde senelerce yorulduğum şeydir. Bir tanesi demişti ki Nurcu değil. Hoca diyorlar böyle. Hocam, hoca diyor. X şehirde isim de vermeyeyim, şehir de vermeyeyim. Bakıyorum deli deli bir adamsın. Ha. Ay paldır küldü bir şey. Ama ben diyor o arkadaşla bu Adem okuduk onunla bir parça. Fakat diyor bu konuştuğum mevzulara bakınca kendisi felsefeci. Felsefe şeyi. Konuştuğum bu mevzular itibarıyla senelerden beri boğulmuş. O da şey, iki tane felsefe var matematik hakkında. Bir, yanılgıdır, yoktur matematik diyorlar. İnsanoğlunun en büyük yanılgısı matematik var demesidir diyor. Ötekisi de diyor ki bizim varlık anlayışımıza sığmayan bir varlık. Ama diyor bu kadar rahat nasıl sen buradan sıyrılabildin? Yani matematiği nasıl bu kolay? Ne yaptık biz? Adem'le vücut arasında bir berzahtır çıktık. Kabir gibi. Dünya değil, ahiret de değil. Tabii ki o Risale-i Nur bilmediği için bir bakıyorum lan burnum burnum. Hani böyle demek istiyor da ben diyorum. Yani bu manayla böyle. Çünkü hayatı hep böyleymiş. Böyle. Dalgın. Hep düşünür. Çantası var. Böyle. Notlar alır. Hep böyle. Felsefe. Bitmiş yani. Sen, ben diyor sene, senden de yaşlıyım. Ömrünü bitirmiş. Diyor ki bana bir kitap söyle felsefe de okumamış olayım. Dedim okudun mu Risale-i Nur'u? Okumadım dedi. Peki diyor ki nasıl böyle şey yapabiliyorsunuz yani? Bu kadar rahat. Nasıl uyuyabiliyorsun? Bu kadar kolay işte. Niçin? Risale-i Nur asrın tefsiri. Asrın tefsiri üzerine yürümesen asla hakikati bulamazsın. Hep şüpheciliktesin. Bulsan bile şüphedesin. Acaba. Mesela bu bilmeyen, ömründe hiç bunu görmeyen tuz kabı mı? Kum kabı mı? Yani su kabı olduğunu nerede bilecek? Diyelim ki su kabı. İsabet ettin. Aferin lan. Doğru buldun. Birisi demedikçe gene şüphededir. Ama biz o kadar rahat yürüyoruz ki sebebi realitemiz, rehberimiz çok sağlam. Kur'an, bak Kur'an hakkında bir şey söyleyeceğim. Risale'de de böyle. Benim mesela Kur'an'ın benim alemimde Kur'an'ı Kur'an yapan bir ayet var. Kur'an kadar değerli. Sonra Kur'an'ın şeyini anlatacağım bununla alakalı. Kur'an'ı Kur'an yapan, bence Kur'an kadar değerli, onu biz indirdik. Biz muhafaza edeceğiz. Denmeseydi Kur'an şüphede kalırdı. Kur'an'ı Kur'an yapan bu ayettir. Bana göre tabii. Ben buna delisiyim yani. İkincisini bir şey söyleyeceğim size. Kur'an'ın gidişatına baktım. Mutaaddit defa okudum mealini. Mealine bak. Kur'an'ın, Resulullah'ın sözü de öyle. Ve Risale-i Nur'a da böyle bakın ne olur. Kur'an'da hakla batılın, doğruyla yanlışın, imanla küfür arasında gidip gelmeleri yok, net var. Yani şu acaba öyle de olabilir mi? Yok. Bu budur, bu da budur. Nettir, net. Beni çok acayip etkileyen, bizi kararsızlık, şüphede, acaba gibi bırakmayacak, Adem vücut gibi, iki zıt. Bu budur, bu da budur, budur. Bu dolayısıyla bir insan eseri olamaz bu noktadan. Çünkü bir kaygan olabilir. Böyle evet öyle de o şey yapılabilir, düşünülebilir. Mesela ben biraz önce dedim ki ben doğru söylediğim değil. Belki birisi bulur. Daha şey, yani daha güzel bir ifade edebilir.
bu kelamı. Daha güzel ne bileyim tabirler bulur, çerçeveler bulur matematiği Adem'e. Tamam. Ama en mükemmel olamaz bizim. Ama Kur'an'da en mükemmeldir diyor kendisi için. Yani daha şey olamaz, ifade tarzı. Yani anlattığı konuyu ifade etme. Çünkü mutadit manalar yükleyeceksiniz. Her bir ayetin mutadit manası var. Her bir manada küllidir. Her bir asırda efradı bulunacak bir şekilde diyecek. Kur'an'da kısacası, Kur'an'da, hadis-i şeriflerde ve Risale-i Nur'da asla tereddütü işmam edecek olabilir. Batıl ve hak ortası olabilir. Düşünülebilir. Bana öyle geliyor. Zannediyorum ki gibi esnek ifade yoktur. Hepsi hatları bellidir. Bir insan eserinde böyle bir şey olamaz. Düşünülemez. Felsefede olamaz. Felsefenin temeli şüphedir. Şüphe yoksa, şüphe etmiyorsanız, sorgulayamıyorsanız felsefeniz yoktur. Acabadır. Felsefe demek şüphe demektir. Şüphe etmediğin, sorgulamadığın şeyde felsefen yoktur. Baştan kaybettin yani felsefeyi. Ya bitti. Yani Risale-i Nur, Allah beni kahretsin yalan söylüyor. Allah da Kur'an'da yemin ettiği için söylüyorum. Bir garip. Bak bir Adem kelimesiyle hala konuşuyor. Çoğu yere atladım ben size. Bir Adem alemleri nasıl subhanallah subhanallah der diye. Ya arkadaş daha bir parça. Ve bunu çok ders yaptım. Dümdüz. Burada da. Sitede. Fakat bitmiş mi? Asla. Bugün Adem'le vücut arasındaki imanın ve sessiz ve şüphesiz mertebesini anlatma adına bir şeyler konuşayım diye açtım. Evet. Tamam. Allah bunları merak edenlerin sayısını çoğaltsın. Unutmayın İsa Aleyhisselam'da iki ayet zikredeceğim. İsa Aleyhisselam tarif olduğu halde keyfiyetini bilmiyorum. Birinci ayet şu. İsa Aleyhisselam ayeti isteyene verilecektir. Her isteyene verilmiyor ya. İsteyene verilecektir. Bir de verilene verilecektir. Bu cümle unutmayın. İsteyene verilecektir bir ayet. Verilene verilecektir. Müjde söyleyeyim size. Bunları konuşmaya veya dinlemeye, bunlarla alakalı böyle düşünüyorsanız size verileceğini gösteriyor. Verilene verilecektir. Bir daha söylüyorum. Verilene verildi, konuşuldu, duydun, merak ettin, kalkmadın. Tahammül etti, durdu. Verildi demektir. Verilene verilecektir. Çünkü niye sana? Çünkü isteyene verilecektir. Unutmayın, her isteyene verilmiyor ama verilenler de isteyenlerdir. Evet. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fâtiha tümâ selavâtı.